Bize sorulan çok önemli sorulardan bir tanesi, biz anlatıyoruz miyop, hipermetrop, astigmat, no touch lazerle gidiyor. Bir de akıllı lens diyoruz, onda da miyop, hipermetrop, astigmat, no touch lazer gibi tamamen gidiyor. Peki hangisini yapalım? Mesela? Yani no touch lazer mi, akıllı lens kim mi? Kim seçiyor bunu mesela? Hekim seçiyor. Tabii ki de. Hasta sonuçta ben no touch lazer için geldim diyor örneğin. Şimdi ben gözüme dokunulmadan yapılsın istiyorum diye ısrar Mesela edebilir mesela. Tabii ki. Neye Fakat göre ayırt bunun ediyorsun? limitleri var. Önden yaptığımız testlerle, yani kornea testleriyle hastanın yaşını göze aldığımızda, örneğin gözün içindeki lens dediğimiz saydam, mercek deforme olmaya başlamış mı başlamamış mı? 40 yaş o yüzden kritik bir yaş dönemi. Kiminde bu 35-40 yaş aralığında başlıyor, kiminde 45-50 yaşta Daha sonra da başlıyor. başlayabiliyor. Eğer lens deformasyonu varsa gözde, seçimin daha çok akıllı lens yönünde olması gerekir. Eğer lens deformasyonu hiç yoksa, lens sağlamsa ve yaşı gençse daha çok no touch lazer tarzında bir işlemi öngörüyoruz. Yani çok kabaca bir ayırım yapmak gerekirse yaşla bile bu ayırım yapılabiliyor ve numaranın ne kadar yüksek olduğu. Mesela 14, 15, 16, 20 derece miyop hastalarımız var örneğin. Hani onlar bir lazerin no touch bile olsa sınırlarının üzerinde. Burada bir göz içi merceği işlemini daha çok ön plana almak lazım. Bu tip değişik seçici kriterlerimiz var hastalara önerirken.